7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlere sayılı günler kala Saadet Partisi seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Saadet Partisi Bursa Milletvekili adayı İsmail Özdemir, Atatürk Bulvarı'nda bulunan esnafı tek tek ziyaret ederek destek istedi. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Saadet Partisi Bursa Milletvekili adayı İsmail Özdemir, Kültür Sarayı önünde bir basın açıklaması yaptı. Özdemir konuşmasında iktidar partisine yüklendi. Çok kıymetli ilçe halkımız, öncelikle önümüzdeki bu akşam idrak edeceğimiz Beraat gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak tekrarını erdirsin inşallah. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile etsin inşallah. Bugün yine esnaf ziyaretimizi yapıyoruz. Esnaf ziyareti çerçevesinde Kültür Sarayı civarındayız. Biliyorsunuz bu Kültür Sarayı yıkılmak üzere karar alındı. Fakat burada yaklaşık 40 esnafımız, yaklaşık 40 esnafımız var. Bu esnafımız buradan dükkanlarını alırken hava parasıyla aldılar. Şimdi bu insanlara yeni bir yer gösterilmesi lazım. Yeni bir çarşı yapılması ya da yeni bir yer gösterilmesi lazım. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Mağdur edilmemeleri lazım. Diğer taraftan AK Parti'de şu anda ciddi bir tahammülsüzlük başladı. Ve bizim bayraklarımızı kesiyorlar, toplattırıyorlar, kestiriyorlar. Özellikle bu konuda kendilerini kınıyorum buradan. Bu bir demokrasi mücadelesi ise bütün imkanlarıyla, devletin bütün imkanlarını antidemokratik bir şekilde Cumhurbaşkanı'ndan ta alt kademeye kadar kullanıyorlar. Bu yüzden kendileri aslında demokrasi adına da suç işliyorlar. Ve buna rağmen yine tahammülsüzlük var. İnegöl'ümüzde bayraklarımızı topluyorlar. Yaptığımız gezilerde, köylerimizde, özellikle köyden mahalleye dönüşen yerlerde baktığımızda kenarlarda bayraklarımızı kesilmiş olarak görüyoruz. Biz buradan diyoruz ki korkunun ecele faydası yok. Sizler milletimizin gönlünde ancak hizmetlerinizle, icraatlarınızla taht kurabilirsiniz. Böyle zorbalıklarla milletin gönlüne taht kurmak bir tarafa, milletin tepkisini topluyorsunuz. Millet bunlara şahit oluyor. Akşam yatarken bayrak duruyor, sabah kalkınca bayrak kalkmış. Bizi millet uyarıyor, millet çağırıyor, oradaki seçmenimiz çağırıyor. Sizler zannediyorsunuz ki millet hiçbir şey görmüyor. Bir gecede İnegöl'ü büyükşehirlere bağlı köy haline getirdiniz. Millet hiç farkında değil zannettiniz. Ama farkında olduğunu bu seçimlerde göreceksiniz. Ben diyorum ki bu yollara tevessül etmeyin. Tahammülsüzlük etmeyin. O bayraklar bizim partililerimizin harçlıklarından, ailelerinin, çocuk çocuğunun rızıklarından kestikleri paralarla alınmış bayraklardır. Çok büyük vebale giriyorsunuz. Sizleri buradan uyarıyorum ve yaptığınız bu eylemden dolayı, bu işlemden dolayı da kınıyorum.